Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle tavuklu taco yapacağız. Daha önce kıymalı taco yapmıştık ve beğenilerinizi almıştık. Şimdi aynı yöntemde tavuklusunu yapacağız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Böyle elimizde yaklaşık 150 gram kadar küçük küçük kuşbaşı kesilmiş tavuk budumuz var. Onu sotelemeye alıyoruz. 20 dakika kısık ateşte soteleyeceğiz. O esnada bir adet kırmızı karabiberimizi ince ince doğruyoruz. Böyle gördüğünüz gibi ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olacaktır. Çünkü herhangi bir tava ve ısı işlemi görmeyecek. Daha sonra bir adet sivri biberimizi yine aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Biberleri doğradıktan sonra da yarım adet orta boy soğanımızı yarım ay şeklinde yine ince ince doğruyoruz. Sebze olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben biber, soğan ve mısır kullanacağım. Bunları seviyorum takoda. Eğer domates, salatalık veya yeşillik kullanmak isterseniz tabii ki bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi sebzelerimizin tamamını doğradık. En son mısır ekleyeceğiz. Difrizden çıkaracağız. 20 dakika kısık ateşte güzelce soteledik. Daha sonra şimdi üzerine artık baharatlarımızı ilave ediyoruz. 1,5 çay kaşığı toz biber. 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sonradan biraz kekik de ilave ettim. Siz de yapabilirsiniz. Güzel oluyor. Şimdi 5 dakika daha soteleyip artık altını kapatacağız. Tavuğun işlemi bu kadar. Şimdi lavaşımızı yapmaya geçelim. En basit yöntemle un, su, tuzla lavaşımızı yapacağız. Herhangi bir maya işlemi olmayacak. 1 su bardağı unumuzun üzerine aldığı kadar su ilave ediyoruz. Azar azar ilave edip bir fiske kadar da tuz ilave ettik. Spatula yardımıyla hiç elimizi değdirmeden güzelce aldığı kadar suyu ilave edip güzel bir kıvama getiriyoruz. Şimdi hamurumuz artık kulak memesi kıvamına geldi. 15 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu 15 dakika dinlendirdik. Şimdi masamızı unlayıp artık hamurumuzu açma işlemine geçiyoruz. Hamurumuz ne kadar dinlenirse o kadar güzel bir şekilde açılacaktır. O yüzden en az 15 dakika dinlendirin lütfen. Hamurumuzu yeteri kadar açtıktan sonra küçük bir tencerenin kapağı yardımıyla bu şekilde halkalar oluşturuyoruz, daireler oluşturuyoruz. Ve bunlar artık ekmeklerimizin boyutunu oluşturuyor. Toplam bu hamurdan 4 adet taco ekmeği, taco lavaşı çıktı. Böyle gördüğünüz boyuttan. Şimdi artık tavamızın altını biraz yağlayıp ekmeklerimizi pişirmeye başlıyoruz arkalı önlü bir şekilde. İkişer ikişer koyup ekmeklerimizi pişirmeye başlayacağız. Az bir yağ yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi artık bir tarafı kızardı. Diğer tarafını da kızartıp alacağız. Her dördü için de aynı işlemi tekrarlıyoruz. Taco ekmeklerinizin tamamını yaptıktan sonra böyle bir bezin içine sararsanız eğer yumuşaklığını koruyacaktır ve sarıp yediğiniz zaman yumuşacık olacaktır. Bu nedenle diğer taco ekmeklerimizi yaparken olanları da bu şekilde bir bezin içine sarıp yumuşaklığını koruması için sarıp kapağını kapatıyoruz. Şimdi taco ekmeklerimizin tamamını yaptık. Gördüğünüz gibi mini lavaşlar elde ettik. Çok basit bir yöntemle. Hemen tavuğumuzu ve diğer malzemelerimizi doldurup tacomuzu tamamlayalım. Eğer isterseniz ekmeğinize ketçap, mayonez, avokado sosu, ekşi krema veya süzme yoğurt sürebilirsiniz. Ama ben tavukla ve diğer sebzelerle sadece tercih ediyorum. Bu nedenle herhangi bir sos sürmedim arkadaşlar. Çünkü tavuğum zaten bol sosluydu. Biberimi, soğanımı ve mısırımı ilave ettikten sonra ilk takomuz hazır oluyor. Diğer takoları da aynı işlemle devam ettiriyoruz yine. Yine sardığımız bezin içinden çıkarıyoruz. Ve
Böyle yumuşacık gördüğünüz gibi her yeri de güzelce kızarmış. Yine aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer farklı sebzeler kullanmak istiyorsanız farklı sebzelerle de yapabilirsiniz ama bu sebzelerle gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi ikinci takomuzu da yaptık. Tamamını bu şekilde yaptıktan sonra artık servisi hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar, takolarımız servise hazır. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Umarım beğenip yaparsınız. Hepinize şimdiden afiyet olsun.